Önceki gün akşam saatlerinde yaşanan depremlerden etkilenen Hatay halkına ve dostlarıma öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Yarın yani 22 Şubat 2023 tarihi itibariyle FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanacağını hatırlatmak isterim. Tutanaklar açıklandıktan sonra kripto para sektöründe volatil hareketler görme ihtimalimiz kuvvetle muhtemeldir. Bunu da belirtmek durumundayım. Uluslararası Ödemeler Bankası Bitcoin ile ilgili önemli bir rapor yayınlamış vaziyette. Bunun içeriği ilgili özet bir konuya bakacağız. Kraken CEO'su ABD düzenleyicileri ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Bence dikkate almamız gereken açıklamalar. Hong Kong bireysel yatırımcıların kripto para ticareti yapmasına izin vermeye hazırlanıyor son dönemde öne çıkan ülkelerden bir tanesi ve yine Gemini borsasının kurucusu sıradaki boğanın Asya'da tetikleneceğini söylemiş vaziyette. Özellikle son birkaç gündür Asya menşeli kripto para projelerinin de ciddi yükselişler göstermesi bize Gemini borsasının kurucusunun söylemiş olduğu bu tetiklenme durumunun gerçekten olabileceğini real anlamda da ifade eder durumda aslında. Video içerisinde bunları da değerlendireceğiz. Yine Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, total market grafiği, Bitcoin dominansı, ethereum dominansı ve altın grafiklerini videomuzun sonunda değerlendireceğiz. İsterseniz hızlı bir şekilde geçelim içeriklere. 22 Şubat 2023 yani yarın itibariyle FOMC toplantı tutanakları açıklanacak saat 22.00 sularında ve buradaki özellikle toplantı içerisinde ne gibi şeyler konuşuldu? Faiz artırımları nasıl devam edecek? Faiz artırımlarının oranları neler olacak gibi soru işaretlerine cevaplar aranacak ve muhtemelen belli cevaplarda bulacağız. Bu cevaplar neticesinde de kripto para sektöründe volatilitenin artmasını bekliyorum. Bu bakımdan saat 22 alarmlarını kurarak arkadaşlarımızın bu toplantı tutanaklarını net bir şekilde takip etmesi gerektiğini şimdiden söylemek istiyorum. Uluslararası Ödemeler Bankası Bitcoin ile ilgili bir rapor yayınlamış vaziyette ve burada özellikle kar zarar durumu perakende yatırımcılarının normal yatırımcılara karşı alım satım durumları gibi vesaire şeyleri açıklamış vaziyetteler. Özellikle 2022 yılı içerisinde büyük yatırımcıların kripto paralarını sattığını, küçük yatırımcıların ise kripto paralar aldığını dile getirmiş vaziyette. Biz zaten bu durumu Bitcoin cüzdan adresinin küçük yatırımcılarda daha çok arttığını gördüğümüzden kaynaklı net bir şekilde teknik veri olarak zaten anlıyorduk. Rapor içeriğinde ayrıca dijital varlıkların düzenlenmesinde küresel koordinasyon için önceki çağrılarını yenilenmiş vaziyette ve küresel finansal sisteme daha fazla baruz kalmaya karşı uyarmış vaziyetteler kripto para sektörüne regülasyonların bir an önce gelmesiyle ilgili aslında açıklamalara yapmışlar. Yine içeriye baktığımız zaman seçenekler arasında belirli kripto faaliyetlerinin yasaklanması, kriptonun kontrol altına alınması, sektörün düzenlenmesi ya da bunların bir kombinasyonun yer aldığını görmekteyiz. Sınırlamanın Kriptodaki risklerin reel ekonomiye ve geleneksel finans sistemine sıçramasının önlenebileceğini açıklamış vaziyetteler. Piyasa bütünlüğü, yatırımcının korunması ve finansal istikrarı teşvik etmek için uygun önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini dile getirmiş vaziyetteler. İkircikli bir yorum olduğunu aslında söylemek isterim arkadaşlar. Çünkü içeriye baktığınız zaman teknik anlamda kripto ekosisteminin real ekonomiye karşı herhangi bir risk teşkil etmediğini net bir şekilde daha önceden çok yüksek mertebeli kişiler tarafından da dile getirilmiş olduğunu görmüştük. Burada birazcık daha aslında farklı bir yorum katılarak buradaki raporun hazırlandığını düşünüyorum. Bu yorumunda esasen ilerleyen dönemlerde, ilerleyen yıllarda kripto paranın çok daha büyümesinden korktukları için belki veya korkmak demeyelim kripto paralar hacimsel anlamda o kadar büyüyecek ki real ve geleneksel ekonomiyi demek ki risk teşkil edebilme potansiyeli ortaya çıkacak belki de bu sebepten kaynaklı bir an önce regüle edilmesini istiyorlar. Bu yorum aslında çıkarmamız mümkün olarak gözüküyor. Kraken CEO'su dikkate değer açıklamalar yaptı önceki gün. Son dönemde SEC yani ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Kraken'a staking işlemlerinden kaynaklı kesmiş olduğu cezalardan iyice başının yanmış olduğunu gördük aslında Kraken CEO'sunun. Bu konuyla ilgili belli başlı dertlerini yanmış olduğu aslında realde bir durum olduğunu aslında bizlere gösterir nitelikte bir teorim var diye yazısına başlıyor ve düzenleyiciler isteklerini hizmet ettiği için kripto paralarda kötü adamların büyümesine ve sonrasında iflas etmesine izin veriyor. Burada özellikle Luna'yı söyleyebiliriz FTX'i söyleyebiliriz. İşte bunların aslında ABD düzenleyicileri tarafından bilhassa yerleştirildiğini veya bunlardan haberleri olduğunu ve bile bile bunların önüne açıldığını dile getiriyorlar ve sonrasında kripto paraların bir şekilde bunların batmasıyla çıkmasıyla iflas etmesiyle kripto paralara leke sürülmesi için bu adamların bu şekilde düzenleyicilerin bu şekilde bu adamların önünü açtığını dile getirmiş. Vaziyetdeler. SEO'ya göre düzenleyici kurumlar aşağıdaki adımlar sayesinde asıl hedeflerine ulaşabiliyor. Birincisi kripto ekosistemindeki sermayeyi ve kaynakları yok edin. İkincisi insanları mağdur edip benimseme oranını düşürün. Üçüncüsü ise sektöre inanan yatırımcılara saldırmaları için boş bir hedef vermelerini dile getirmişler. Özet olarak da kötü adamların aslında işin içinde olduğunu dile getirmiş. Son dönemlerde kripto paralar ve blockchain ile ilgili önemli adımlar atmaya devam Eden Hong Kong bireysel yatırımcıların kripto ticaretine izin vermeye hazırlandığını söyler nitelikte özellikle Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun bugün bireysel yatırımcıların lisanslı platformlarda kripto para alıp satmasını yasaklayan kuralların gevşetilmesini önerdiğini görmekteyiz. Bir taraftan ABD'nin düzenleyicilerine bakıyorsunuz ne tür şeylerle uğraşıyorlar. Diğer tarafta Asya menşeili ülkelere bakıyorsunuz ne gibi kripto paralarla ilgili durumlarla karşı karşıyalar. Aslında kriptolara kimin tökez taktığını, kimin ise önünü açtığını buradan göstermek için bu cümleleri sizlere sarf ediyorum. Önümüzdeki günlerde Hong ile ilgili çok daha pozitif durumların ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Aynı adımları Çin ve aynı zamanda ABD tarafı da atarsa kripto paralarda çok çok ciddi bir rallinin net bir şekilde yaşanacağını da bilmemiz gerekiyor. Son iki haberin bir özeti olarak Gemini borsasının kurucusu sıradaki boğanın Asya'da tetiklenebileceğini dile getiriyor ve özellikle ABD'li düzenleyicilerin bir şekilde artık kripto paraların önünü açması gerektiğini dile getirmiş vaziyette. Hatta ta Biden'a kadar sözler ve ithamlarda da bulunmuş vaziyette. Burada ABD'nin önünde kriptoyu kucaklamak ya da geride bırakmak veya geride kalmak gibi iki seçeneğinin olduğunu söylemiş vaziyette. Ve özellikle ABD'nin kripto paraları kucaklayamamasının esas ana etken olarak SEC yani Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun olduğunu dile getirmiş vaziyetteler. Bana kalırsa da ABD'nin kriptoda bir türlü istenilen düzeye gelememesinin esas sebebi bu kurum ve önümüzdeki yıllarda ABD'nin kripto paralarda ve blockchain ekosisteminde hangi konumda olacağını belirleyecek olan da aslında SEC gibi duruyor. Hep beraber izleyerek göreceğiz. Grafik analizlerine başlamadan önce bir ufak hatırlatmayla devam etmek istiyorum. Yaptığınız margin ve spot işlemlerde hiçbir şekilde komisyon ve işlem ücreti ödemek istemiyorsanız ve davet kodu ile katıldığınız zaman 250 dolara kadar küresel hisse senetlerinden veya kripto paralardan kazanç sağlamak istiyorsanız Quantfree platformuna sizleri davet etmek isterim arkadaşlar. Açıklamalar kısmına link bırakıyorum. O link vasıtasıyla ve Ahmet kodunu kullanarak Quantfree'ye katılıp buradan sıfır işlem ücretiyle 250 dolara kadar da hisse veya kripto para ödülüyle Quantfree platformu sizleri bekliyor. Benimle aynı çatıda işlem yapmak isterseniz Hepinizi bekliyorum dostlar. Şimdi Bitcoin'in grafiği ile devam edelim. Görüldüğü üzere 24.900 dolar seviyelerinde seyrediyoruz ve Fibonacci bazlı olarak yukarıda bulunan 25.200 dolar bantlarının bir direnç bölgesini ifade ettiğini dile getirebiliriz. Yatay bazlı olarak burası hem direnç hem de trend bazlı olarak direnç bölgelerinde bulunuyoruz. Bu yeşil kutunun bulunduğu bölüm aslında ve buranın üzerinde günlük bir şekilde kalmayı başarabilirsek fiyatın hedefleyeceği seviye 29 bin dolar bantları olacak. Yani buradan neredeyse 4-5 bin dolar daha yukarıya doğru ciddi gitme ihtimalimiz söz konusu ve esas direnç bölgesinin de bu bölgede bulunduğunu aslında ben düşünmekteyim. Yani Bitcoin'de teknik olarak daha iyi sıçramaların daha iyi yükselişlerin olduğunu görebilmemiz için bu kırmızı alanın üstüne atabilmemiz gerekiyor. Bu da işte 29 bin dolar seviyelerini bizlere ifade eder. Nitelikte tabii ki kısa vadeli e, işlemler yapılabilir mi? Yapılabilir. Bunu yapabilmek için stoplu bir şekilde yapmak lazım. Bana göre ve 24 bin dolarların altına stop yerleştirerek ilerlemek daha makul olacaktır. Long işlem düşünen arkadaşlarım için uyarımı da yapmış olalım tekrardan. Burada direnç bölgesinde bulunuyoruz ve dirençten sonra bir retest görürsek 29 bin dolar hedefini bu şekilde Görüp buna uygun bir şekilde hareket etmenin çok daha mantıklı olacağını ifade etmiş olalım. Ethereum'un grafiğinde yine direnç konsepti içerisinde bulunuyoruz. Ve direnç bölgesinin özellikle 1750 dolar seviyelerinde olduğunu söylemem gerekiyor. Hem Fibo bazlı olarak hem de yatay bazlı olarak önemli bir seviyedir. 1750 ile 1008 dolar bantları. Bu bölgenin kırılımı gerçekleşirse fiyat hızlı bir şekilde 2400 dolar seviyelerini hedefleyecektir arkadaşlar. Yatay bazlı olarak yakın destek bölgemiz 1550 dolar seviyeleri sonrasında altında bulunan 1450 dolar seviyeleri olarak gözükmektedir. Solana her ne kadar düşen trendin yukarıya doğru kırılımını gerçekleştirmiş olsa da supply bölgeyi henüz geçebilmiş değil ve burası da 26,70 dolar bantlarını bizlere söyler nitelikte daha önceden defalarca destek ve direnç bölgesi olarak çalışan bir bölge olmasından dolayı şu anki konumu satış bölgesi olarak bizlere gösteriliyor. Bunun haricinde eğer kırılım gerçekleşirse de yukarıda bulunan 35 dolarlara kadar önünün açık olduğunu ifade etmek isterim. Solana grafiğinin tabii ki long veya yukarı doğru spot alım yapmak isteyen arkadaşların aşağıda bulunan 22,5 23 dolar seviyelerinde stoplamak gerektiğini yani buraya doğru bir düşüş olur ve günlükte altında kapanış gerçekleşirse stop kullanmaları gerektiğini de ifade etmek isterim. XRP'nin grafiğine geldiğimizde düşen trendin henüz kırılabilmiş olduğunu göremiyoruz. Şuradan gördüğünüz üzere ve yatayda destek bölgemiz 0,371 dolar bantlarıdır. Ve XRP'de kısa vadeli iyi bir yükseliş görmek istiyorsak yukarıda bulunan 0,43 dolar bantların üzerine doğru yani buradaki supply bölgenin üzerine doğru hareketler görmemiz gerekiyor. Fakat şu an hala yataydaki seyrine devam ediyor. Zaten burası bir akümülasyon bölgesi olarak defalardır çalışmış vaziyette aylardır diyebileceğimiz bir serüven arkadaşlar. Bu serüveni yukarıdaki söylemiş olduğum 0.42'nin üzerinde kapatarak bizlere geçtiğini gösterebilir. XRP'de mahkeme sonucu ile ilgili de haberleri bekliyoruz. Henüz bir açıklama yok arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak aktarmış olalım. Evet kripto paralardaki son dönemde bana kalırsa grafiksel anlamda en olumlu göstergelerden bir tanesi süper trend göstergesinin haftalık bazlı olarak artık al sinyali vermiş olduğunu söylemeliyim. Piyasanın toplam hacmini ifade ediyoruz burada tabii ki grafiksel anlamda. Bu sinyali en son ne zaman verdiğine baktığımızda 2020 yılının Temmuz ayında verdiğini ve bu meşhur 69 bin dolar yolculuğunun henüz başlarındaki bir dönemde bu sinyali vermiş olduğunu görmekteyiz. Ve aynı sinyal ile karşı karşıyayız. Bu sinyalin destek bölgesi 1,051 trilyon dolar seviyeleridir. Bunu da ifade etmiş olalım. Ve bu yeşil görüntü devam ederse yani birkaç haftada aynı yeşillikte yukarıya doğru gitmeye devam edersek bana kalırsa teknik anlamda çok farklı senaryolar yukarıya doğru bizleri bekliyor olabilir. Asya tarafındaki kıpırtıların da bu grafikleri desteklediğini ifade etmemiz lazım arkadaşlar. Her halükarda sepetler dolu nakitimiz de cebimizde. Her duruma hazırlıklı olduğumuzu ve her türlü operasyon içerisine girebileceğimizi de buradan tabii ki söylememiz mümkündür. Bitcoin'in dominasyon grafiğine baktığımız zaman oldukça güçlü bir görüntüsünü bizlere aktarı nitelikte önünde bir direnç bölgesi var 44,50 seviyeleri. Bu seviyenin yukarıya doğru kırılımı öncelikle 45.30 ve sonrasında yukarıda bulunan 47.70 seviyelerini hızlıca getirebilir. Bu da Bitcoin'in ağırlığının piyasada daha da ön plana çıkması demek olacağı için altcoin'lerde bir durgunluk veya biraz daha geri çekilmeyle beraber Bitcoin'in yukarıya doğru gidişini görebiliriz yukarıya doğru gidiş diyorum. Çünkü total grafikte de piyasa hacminin yukarıya doğru gittiğini görmemizden kaynaklı Bitcoin'in dominansı bizlere bunu söyler nitelikte. Aynı şekilde bu söylediklerimi destekler nitelikte Ethereum'un dominans grafiği de aşağı yönlü bir trend oluşturuyor. Vaziyette bakınız yükselen trend aşağı yönlü bozulmuş vaziyette artık düşen tepeler oluşuyor. Yani Ethereum'un artık pilinin biraz daha zayıfladığını görüyoruz ve Bitcoin devrenin başlayacağını hatta başladığını görüyoruz. Bu bakımdan önemli bir veridir bu ve aşağıda bulunan 18,99 19 destek seviyeleri de önemli olacaktır. Buranın kırılımı muhtemelen bizi 18'lere kadar götürme potansiyeline sahiptir. Ethereum dominansı Grafiği bizler için bu ifadeleri söylüyor arkadaşlar. Son olarak spot altın grafiğine bakmak istiyorum ve önemli bir destek bölgesinde oturuyor vaziyette 1830 dolar bantları. Buranın kırılımı birazcık başına iş açacak gibi gözüküyor. Çünkü aşağıdaki kırmızı alanı hedefleyecek. Haftalık baz olarak, belki aylık baz olarak çok önemli bir destek seviyesi. Ortalama 1750 dolar bantlarından bahsediyorum arkadaşlar. Bu bakımdan 1830 seviyeleri muhtemelen korunması gereken en önemli seviyeler son zamanlarda. Buradan tepki alırsak da tekrar hedefleyeceğimiz bölge 1900 dolar bantlar olacaktır. Fakat kısa vadeli endişeler bunlar. Uzun vadeli tabii ki çok daha pozitif düşüncelerimiz hala mevcut. Altın grafiği ile ilgili Peki arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim videoyu beğenip yorumlarınızı yazarsanız bu videonun ön planı çıkması için önemli bir etken oluyor Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim hepiniz kendinize ve ailenize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere